Sayın hocam siz Kur'an'ı güzel okur ve güzel yorumlarsınız inşallah. Bu ayeti de yorumlamanızı istiyoruz. Teşekkürler. Bakara suresi 45. Bir de sabırla, namazla yardım isteyin. Şüphesiz bu Allah'a saygılı olanlardan başkasına ağır gelir. Sabırla, yani Müslüman güzel ahlakta kararlı olmasına sabır deniyor. İşte sürekli güzel huylu, sürekli cömert, sürekli namaz kılıyor. Sabır deyince insan hani işte sabır 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 diyor, buraya magazin taştı diyor. O tahammüldür, o ayrı İnşallah. Bir şey o. Evet. Tahammül ayrıdır. Sabır, istikrar göstermek, devam etmek. Evet hocam, inşallah. İnşallah, odur. Yani sevinçle, yani sabır sevinçle yapılan bir ibadettir. İnşallah. Evet. Sabırla güzel huylu olsun, sabırla seversin. İnşallah. İnşallah hocam. Namazla yardım isteyin. Namazı mutlaka kılın diyor Allah. Mesela 5 vakit namazdan sonra biz dua ediyoruz. O dua makbul. İnşallah. İnşallah. Şüphesiz bu Allah'a saygılı olanlardan başkasına ağır gelir. Yani münafıklara bu çok ağır gelir. Evet. Allah'a dua etmek istemez çünkü münafık çünkü Allah'tan daha büyük olduğuna inanıyor. Evet haşa. Münafığa en ağır gelen şeylerden birisi de dua etmektir. Evet. Münafık dua etmez. Dua ediyor gibi görünür. Münafık kendini çok büyük görür. Münafık dünyada yani kendinden daha üstün bir insan da kabul etmez, bir varlık da kabul etmez. İnşallah. Onun için hepsi ayrı akıl danelerdir, hepsi manyak olur. Evet, evet inşallah. Tek tek hep delidir dikkat edin hepsi. Yani evet, inşallah. Ya inşallah. Psikopattırlar, i̇nşallah. Ayrı ayrı. Ya bir düşünün, evet. Kafanızı canlandırın, hep evet, manyaktır. İnşallah yani. Hocam. İnşallah. Ve her biri de ayrı, kendi başına devlet gibi görür kendisini. Evet. Her şey kendilerine en doğru karar verdiği kanatında olur. Bak Allah'a saygılı olanlardan başkasına ağır gelir. İşte münafıklara da ağır geliyor. Yani nefsine ağır gelir. Dua etmek de, namaz kılmak da münafığa çok ağır gelir. Evet hocam. İstemeye istemeye namaz kılarlar diyor Allah evet. Ayette onun için. Evet. Ya secdeye kapanmak, zaten o dedeleri şeytandan gelen bir şey onlara. Evet. Gelenek. İnşallah hocam. Dedeleri de zaten onların oydu değil mi? Evet hocam. En ağırına giden namaz bana secdeye kapan dedi Allah. Delirdi şeytan. Yani nevri döndü. Ağırına gittiği için. Evet hocam inşallah. Artık zırvalıyor. Ne diyor? Beni ateşten yarattın diyor. Evet. Onu topraktan yarattın. Toprağı da ateşte yaratan Allah. Evet değil inşallah. Mi? Toprağı beğenmiyor. Yani halbuki her şey topraktan oluyor zaten. Evet. Mis gibi toprak. Değil mi? Evet. Ateş de Allah'ın yarattığı bir şeydir. Toprak da Allah'ın yarattığı bir şey inşallah.